İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan parlamento seçimleri için 32. Zoom toplantısı. Batı Ermenistan'ın evlatları Gevork Arşakyan. Herusabadum, kahramanname. İspanya senatosu Artsakh'ın Bakü saldırılarına karşı Doğu Ermenistan'ın davasını kabul etti. Çekya senatosu Artsakh'taki Ermenilerin hakları ve durumuna ilişkin bir bildiri kabul etti. Lavrov ve Bayramov 3+3 formatında görüşmeyi kabul etti. Batı Ermenistan'da bulunan Müslüman mezarlığı hakkında. Batı Ermenistan parlamento seçimleri için 32. Zoom toplantısı 19 Ekim'de düzenlendi. Toplantının konusu Batı Ermenistan Artsakh'ın seçimleriydi. Ana konuşmacı Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan'ın başka herhangi devletlerin kendi aralarında yapacağı veya gelecekte yapabileceği herhangi bir bağımsızlık ya da bütünleşme koşulunu kabul etmeyeceğini belirtti. Artsakh kendi egemenliği ve bağımsız halkı ile varlığını sürdürecektir. Zoom toplantısının seyri boyunca bir kez daha vurgulandı ki Batı Ermenistan 19 Ocak 1920 yılında tescillenmiştir. Ermenistan devleti Artsakh'ı, Nahçıvan'ı, Cavahk'ı, Kafkasya zamanındaki Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni ve hatta Batı Ermenistan'ı içermektedir. Ayrıca Sevr Antlaşması'na ve önemine de değinildi. Ermeniler imzacı devletlerden Sevr Antlaşması'nı onaylamalarını talep etmelidir. Sevr Antlaşması'nın uygulanmaması veya değiştirilmesi yönündeki açıklamalar Ermeni halkına karşı uygulanan ve 2 milyon kişinin ölümüne yol açan soykırıma, Armenosid'e ilişkin inkar politikasının bir parçasıdır. Zoom toplantısında soru-cevap bölümü de gerçekleştirildi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan parlamento seçimleri adaylarının sorularını yanıtladı. Toplantıyı özetleyen Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Artsakh Ermenilerinin haklarını korumaya devam edeceğini belirtti. Zoom toplantısının ayrıntılarını Facebook sayfamızda bulabilirsiniz. Batı Ermenistan'ın evlatları Gevork Arşakyan. İkinci Artsakh Savaşı'nda ölümsüzleşen Gevork Arşakyan, doğum gününü 21 Eylül 1991 olarak kabul etti. Gevork, Ağustos ayında ordudan tesis edildi ancak savaş haberini duyunca bir ekip toplayıp cepheye gitti. Gevork, tarihçilerden oluşan bir ailede doğdu. Uzun zamandır beklenen bir çocuktu. Ailesi geç evlendi. Torununun şehadetinden 2 ay sonra ölen çocuğun yetiştirilmesinde anne tarafından dedesi, Yerevan Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi doçent Gevork Hovsepyan'ın emeği büyüktür. Gevork henüz 24 yaşındaydı ama aynı zaman aralığında 4 üniversiteyi okumayı başardı. Bunlar Yerevan Devlet Üniversitesi, Vazgen Sarkisyan Askeri Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Felsefe ve Psikoloji Fakültesiydi ve hepsinden kırmızı diploma ile mezun oldu. Okulunda askeri bilim öğretmeni olarak çalıştı. Pek çok kişi Gevork'u Hay Aspet adlı en zeki oyunundan hatırlayacak ve çocuk selamını Garakin Nijde'nin şu sözleriyle sonlandırdı. Öyle öl ki ölümün vatanına hizmet etsin. Gevork kıdemli bir Teğmendi. Memleketi Madaist'te arkadaşlarıyla savaştı. Orada 2 yıl görev yaptı ve hizmet günlerinde Facebook sayfasından canlı yayına girdiğinde "Sizi Madaist Krallığından selamlıyorum." dedi. Şuşi'de durumun ciddi olduğunu duyunca arkadaşlarını toplayıp oraya taşındı. Şuşi'de bacağından yaralandı. Arkadaşları onu hastaneye götürmeyi teklif etti ama o kabul etmedi. Yaralı bacağıyla mücadeleye devam etti. Gevork 7 Kasım'da şehit oldu. Cenazesi Üçlü Deklarasyon'un imzalandığı 9 Kasım'da gerçekleşti. Gevork'un cenazesi sırasında Şuşi'nin teslim edildiğine dair söylentiler zaten vardı. Oğlunun cenazesi sırasında baba Gevork'un Yerabulur'un yanından her geçişinde orada dinlenenleri kutsadığını ve şöyle dediğini hatırladı. Bakın bu onura layık görülmek için ne kadar büyük bir iş yaptılar.
Ancak Georg, ölümün kendisini yenemeyeceğinden emindi. Hayali, savaştan dönüp Arşakyanların büyük klanını bir araya toplamaktı. Geçtiğimiz gün pazarlamacı, iş insanı ve Doğu Ermenistan Tarım Bakanı'nın eski danışmanı Harutyun Mnatsaganyan, mikroblogunda oldukça fazla tartışmaya neden olan bir hikaye paylaştı. Mnatsaganyan, 13 Eylül'deki muharebe operasyonları sırasında ateşkesin olduğu ve cenaze değişimi yapmak zorunda kalınca Azerbaycanlı komutanlardan birinin tarafımızın temsilcisine yaklaştığını, 4 askerin cenazesini göstererek ve şunları söyledi. Kimlik tespit edildikten sonra bu adamlardan hak ettiğiniz kadar saygı duyacaksınız. 4 kişi birkaç düzineden oluşan ordumuza karşı sonuna kadar savaştı. Tarafımızın üssü alamadığını görünce mümkün olan tüm topçu ve SİHA araçlarını kendilerine doğru kullandılar. Kalktığımızda sadece 4 kişinin olduğunu görünce böyle bir şeyin mümkün olabileceğine inanamadık. Ben bizzat onların vücutlarının önünde saygı duruşunda bulunma şerefine eriştim ve şahsi silahımdan 4 mermi çıkarıp göğüslerine koydum. Mnatsaganyan, Ermeni tarafının 200'den fazla şehit için bir gün bile yas ilan etmediğini kaydetti. Gagik Arushanyan da aynı kahraman tablosundan bahsetti. Arushanyan, oğlu Arush'un arkadaşlarıyla birlikte İshanasar'a ulaştığını ve ertesi gün öğleden sonraya kadar o çocukların nasıl savaş verdiğini gördüğünü, makineli tüfekle savaş veren çocuğun en son ölen kişi olduğunu söyledi. Gagik Arushanyan, o kahraman çocukların gece boyu ve ertesi günü öğleden sonraya kadar bir dakika bile durmadıklarını, Arush'un arkadaşlarıyla birlikte geçip yardıma ulaşmak istediklerini ancak mevzinin 4 taraftan ateş altında olduğunu ve ulaşamadıklarını anlattı. Çocuklar kahramanca düştüler. O mevzide kullanılmayan böyle bir silah yoktu ama sonuna kadar savaştılar ve kahramanca düştüler. Gagik Arushanyan, şehit düşen çocukların hiçbirinin adının yazılmadığını ve onurları için şeref sözü söylenmediğini kaydetti. İspanya Senatosu 17 Ekim'de yapılan genel kurul toplantısında Bakü'nün Artsakh Ermenilerine karşı başlattığı askeri operasyonları kınayan bir bildiriyi oy birliğiyle kabul etti. İspanya'daki Doğu Ermenistan Büyükelçiliği'nin bildirdiğine göre açıklamada şu ifadeler yer alıyor. Bakü yetkilileri tarafından Artsakh'taki Ermeni nüfusa karşı gerçekleştirilen ve yüzlerce Ermeninin ölümüne ve binlerce insanın kitlesel göçüne yol açan askeri operasyona yanıt olarak Senato, Bakü'nün gerçekleştirdiği bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden asılsız askeri operasyonları şiddetle kınıyoruz. Taraflara diplomatik kanalları yeniden tesis etmeleri çağrısında bulunur ve Bakü hükümeti tarafından 9 Kasım 2020 tarihindeki ateşkesi ve Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı kararlarının üstlendiği yükümlülükleri yerine getirilmemesine kendi reddini ifade eder. Bakü hükümetinin Birleşmiş Milletler soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesini onayladığını hatırlatarak askeri operasyonların derhal durdurulmasını talep eder. İnsan kayıplarından üzüntü duyuyor ve kınıyor ve Artsakh'ın Ermeni nüfusu ve İspanya'da yaşayan Ermeni toplumuyla dayanışmasını ifade ediyor. Bakü yetkililerinin Dağlık Artsakh'ın haklarını ve güvenliğini garanti altına alma sorumluluğunu vurguluyor ve uluslararası gözlemcilerin ve insani yardımın bölgeye girmesine izin vermelerini talep ediyor. Avrupa Birliği'nin anlaşmazlığa müzakere yoluyla evrensel ve kalıcı bir çözüm bulunmasına katkıda bulunabileceğini ve katkıda bulunması gerektiğini göz önünde bulundurarak Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Birliği Güney Kafkasya Özel Temsilcisi'nin çabalarını dikkate alır ve destekler. Çek Senatosu Artsakh'taki Ermenilerin insani ihtiyaçları ve durumuna ilişkin bir kararı kabul etti. Karar özellikle Artsakh halkına yönelik her türlü şiddeti kınamakta ve çatışmanın tüm taraflarını uluslararası insancıl hukukun temel normlarına saygı göstermeye çağırmaktadır. Belge, etkilenen bölgedeki insanlara insani yardım ve destek sağlamanın önemini vurguluyor ve Çek hükümetine özellikle çocuklu kadınlar ve refakatsiz çocuklar gibi en savunmasız insanlara yetenekleri dahilinde yardım sağlamaya
hazır olması çağrısında bulunuyor. Kararda Bakü'ye uluslararası gözlemcilerin yerel halka yönelik muameleyi izlemek üzere Artsakh'a girmesine izin vermesi çağrısında bulunuluyor ve ilgili tüm taraflara Artsakh'ın kültürel ve tarihi eserlerine zarar vermekten kaçınmaları ve bölgenin dünya kültür mirasını korumaları çağrısı yapılıyor. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Bakü Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında bölgesel konuların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini, Lavrov ve Bayramov'un ayrıca 3+3, Bakü, Gürcistan, Ermenistan, Türkiye, Rusya, İran konusunu da ele aldığını bildirdi. Bölgesel danışma platformunun faaliyeti konusu Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'na göre 3+3 bölgesel danışma platformunun faaliyetlerine yönelik yaklaşımlar karşılaştırıldı. Bu kapalı platformların çoğunun ana hedeflerinden biri Artsakh'taki Ermenilerin hakları meselesi de dahil olmak üzere Batı Ermenistan'ı devre dışı bırakmak veya etkisiz hale getirmek arzusudur. Azerbaycanlı arkeolog Sabuhi Hüseynov, 2001 yılında Yerevan'ın merkezinde inşaat çalışmaları sırasında tesadüfen keşfedilen, aynı yıl arkeolog Husik Melkonyan tarafından kazılan ve mimar Artak Hulyan tarafından ölçümleri yapılan Müslüman mezarından sık sık söz ediyor. Sabuhi Hüseynov, mozoleyi geniş bir şekilde atıfta bulunarak, sanki mozolenin keşfinden sonra Ermeni arkeologlar ve araştırmacılar mozolenin varlığını bilim camiasından ve hatta Ermeni toplumundan gizlemiş gibi en sevdiği Ermeni karşıtı düşüncelerini aktarıyor. Azerbaycanlı arkeolog mozoleyi Azerbaycan kültürünün karakteristik bir unsuru olarak sunmaya çalışıyor ve Ermeni bilimsel düşüncesinin bunu özellikle gizlediğini, bazı durumlarda ise istenmeyen gerçeği gizlemek için Moğol gibi sunduğunu açıklıyor. Bir başka yazısında ise bu mezarla ilgili herhangi bir bilimsel yayının bile bulunmadığını, bunu 2001 yılında çekilen ve linkini verdiği bir haber videosundan tesadüfen öğrendiğini belirtiyor. Kazılan mezarın üzerindeki Ermenice ve Arapça yazıların birleşimini Ermeni tarafı açısından açık bir sahtekarlık ve gerçeğin çarpıtılması olarak sunuluyor. Hüseynov ayrıca Ermenilerin Azerbaycanlılar için özel olarak gizlenmiş ve sözde sığınak olan bir binanın yıkıntıları üzerine bir gece kulübü inşa ettiklerini belirtiyor. Azerbaycanlı arkeoloğun bu gibi saçma açıklamalarına hiç değinmeden, mezarın halihazırda mevcut ve faaliyette olan kulübün bodrumunda yapılacak inşaat çalışmaları sırasında bulunduğunu hatırlatalım. Çalışmalar durduruldu ve kazı çalışmalarına başlandı. Kazıları yürüten arkeolog Husik Melkonyan bilimsel makalelerinde bu mezardan bahsetmişti. Yerevan'daki Müslüman türbesi diğer Ermeni araştırmacılar tarafından da anlatılmıştır. Örneğin Haçen Müslüman türbesini daha ayrıntılı olarak anlatan mimar Leonid Bretanitski bu türbe ile Yeğvart'taki kilise türbe arasında bariz benzerlikler gördü. Yeğvart'ın 1301 yılında inşa edilen Kutsal Atvazat'ın kilise mezarının mimarının Şahik Vartabet olduğu pencerelerden birindeki yazıtta anlaşılmaktadır. Ermeni bilimsel düşüncesi, Ermeni kültürünün Hristiyan, İslam ve komşu halkların diğer kültürleriyle ilişkilerini hiçbir zaman gizlememiş veya reddetmemiştir. Bu etkileşimler sonucunda her biri yeni başarılarla zenginleşen yeni özellikler kazanmıştır. Yerevan, Haçen ve Vanutsa'daki Müslüman mezarları ve diğer anıtlar bunun en iyi kanıtıdır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Muhana ve Vahan Zakaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ah Dınaver adlı eseri sunuyoruz. Ye khirgol ye sakhnim jur tu ye khirgol oy 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 lachten ave hari ertanki verin tah ye sakhnim tup tu ye khirshakh
Ես եղնիմ թուպ, դու դարձիր շախ, ոյ, 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 լաչտը Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.